Günaydın, herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün reçetede toplumumuzda ve elbette dünyada görülme sıklığı giderek artan bir kanser türünü konuşacağız. Mide kanserinden bahsedeceğiz bugün. Konuyla ilgili sorularımızın yanıtını ise bugünkü stüdyo konuğumuz, genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Halil Özgüç yanıtlayacak. Eğer sizlerin de sormak ve öğrenmek istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Halil Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Bugün yaşamımızla ilgili de aslında evet. Konuşmuş olacağız. Bu konuyla birlikte çok teşekkür ediyorum seçmiş olduğunuz konu için. Girişte ben toplumumuzda ve dünyada artmakta olan bir problem dedim ama doğru mudur bu ve neden artıyor? Evet, şimdi öncelikle herkese günaydın. Tabii konu biraz sevimsiz. Adı da sevimsiz, kendisi de sevimsiz ama bir takım gerçekleri de konuşmak lazım ki biz de toplumu uyaralım. Toplumdaki tabii. Yani insanlarımızı daha erken tanıyla daha hızlı bir şekilde hastanelere ulaştıralım ve farkındalık artsın. Şimdi tabii sıklığı artıyor mu? Coğrafyaya göre değişiyor sıklığı. Şöyle şimdi ülkemizde genel kanser istatistiklerine bakarsak Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılda 160-170 bin civarında kanser tanısı konuyor ülkemizde. Yani buna baktığınız zaman günlük 400-500 kişiye biz kanser tanısı koyuyoruz. Mide kanseri açısından bakarsak yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaşa göre yani 40 yaş üstü çünkü risk grubu o grup erkeklerde 5. sırada ve 100 bin nüfusa 14-15 civarında mide kanseri tanısı konuyor. Kadınlarda 6. 7. sıralarda geliyor. Biraz daha düşük. Onlarda da 100 binde 6 civarında bir kanser istatistiği var. Evet. Bu Sağlık Bakanlığı'nın verileri. Belki bir miktar daha yüksek rakamlarda olabilir. Şimdi oransal olarak baktığımız zaman dünyada da değişkenlik gösteriyor. Özellikle Uzak Doğu'da, Japonya, Kore, Çin'in belli bölgelerinde bu rakam 100 binde 50-60'lara çıkıyor. Batıya doğru geldiğimiz zaman Avrupa'da bu rakam daha da azalıyor. Yani Avrupa'da mide kanseri oranı doğu toplumlarına göre daha düşük. Bizde de aynı şekilde. Yani ülkenin doğusunda biraz daha fazla, batısına doğru azalıyor. Azalıyor. Aslında bu yine o zaman yaşam tarzı. Evet, birazdan belki konuşuruz. Yaşam tarzı ve beslenme tipiyle değişik. Ama mide kanserinin değişik lokalizasyonları var, tipleri var. Bunlar da değişiyor. Yani doğu toplumlarında görülen tipiyle batı toplumlarında görülen tipin davranışı, lokalizasyonları, midedeki yerleşim yerleri de farklı. İnsidans artıyor mu? Şöyle söyleyeyim. Dünyada aslında insidansı yani sıklığı sabit seyrediyor. Dediğim gibi doğuda sabit ama Avrupa'da azalıyor ama Avrupa'da da şöyle bir sıkıntı var. Yani batı toplumlarında beslenme ve tarzı değişik toplumlarda şöyle bir sıkıntı var. Midenin giriş kısmında yani cerrahisi tarzı daha zor olan giriş kısmında yer alan kanser tipi artıyor. Bu tabii daha sıkıntılı. Evet. Bir de daha doğu toplumlarında yani Japonya ve Kore gibi ülkelerde çok sık görüldüğü için erken tanı olasılığı çok daha yüksek. Yani çok daha uğraşıyor oradaki sağlık sistemleri. Bu nedenle erken tanı konuyor ve tedavide son derece başarılılar. Tabii. Evet, sıklığı da aslında teşhisteki gelişmeleri tabii, beraberinde getirmiş. Tabii. Yani kendileri için ciddi bir sağlık sorunu olduğu için çok ciddi sağlık önlemleri, yaklaşımları var. O nedenle çok çok erken yakalıyorlar. Yani bunu şöyle konuşmak lazım. Avrupa'nın, Amerika'nın bu konudaki nasıl diyeyim üstünlüğü demeyeyim ama yani şeyi batı doğu toplumlarıyla karşılaştırılamaz. Onlar bu konuda Japonya ve Kore hem tedavide hem de mücadelede çok daha üst düzeyde seyrediyor. Evet. O zaman nedenlerini konuştuğumuzda da hem batıya hem Japonya'ya falan da bakacağız. Neden bu kadar farklı? Onlar ne yapıyor? Niye bu kadar çok onlarda görülüyor? Ya şimdi da bizde doğuda batıda niye değişiyor? Evet. Şimdi tabii ki oluşum yani çevresel faktörlerle ilgili. Şimdi de kanserinin oluşumu ile ilgili bir sürü faktör var. Genel olarak bir hasta bize bu bende neden oldu dediğinde ona spesifik bir faktör söyleyemeyebiliriz. Yani çoğunda bir sebep bulamayabiliriz ama olma riskini arttıran faktörler var. Bunlardan bir tanesi beslenme ile ilgili faktörler. Yani beslenme tarzı ile ilgili faktör. Uzak Doğu'da özellikle salamura tipi kurutulmuş ve aşırı tuzlu gıdaların, bu balık kurutulmuş, tuzda bekletilmiş gıdaların çok fazla tüketilmesi en önemli risk faktörü olarak görülüyor. Evet, ülkemizde de böyle oldu. Giderseniz Uzak Doğu'da herhangi bir yerde, lokantada, restoranda vesairede tuz göremezsiniz. Yani sağlık
Bakanlığı böyle bir şeyi var. Koydurmuyor tuzu. Kişinin şahsi olarak istemesi gerekiyor. Evet. Çünkü tuzu önemli bir faktör olarak gözüküyor. Ama tabii yani bu, çok önemli hani, bir adım bu. Evet, yemek tuzundan ziyade özellikle tuzda bekletilmiş yani turşu tipi gıdaların çok fazla tüketilmesi, aşırı tuzlu gıdaların, bunda önemli bir risk faktörü olarak gözüküyor. Evet. Bunu nereden daha iyi anlıyoruz? Çünkü örneğin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra veya şeyde yapan Amerika'ya göçmüş Japon kökenli, Uzak Doğu kökenli kişiler. Bunların 3. jenerasyonda risk Amerikan toplumuyla aynı düzeye geliyor. Yani tamamen çevresel bir şeyle ilişkili. Evet. Onun dışında tabii Helicobacter pylori dediğimiz bir bakteri var. Tabii çok yaygın bir bakteri. Yani baktığımız zaman toplumumuzda %60-70 civarında var. Bunun da bir miktar, yani bunun varlığı, bunun gastrit oluşturması bu kişilerde biraz daha risk faktörünün arttığını gösteriyor. İleri yaş önemli bir faktör. Yani yaşlandıkça doğal olarak bütün kanser tiplerinde hemen hemen artış gösteriyor. Midede de, mide kanserinde de bir artış ortaya çıkıyor. Sigarayla ilişkisi gösterilmiş. Evet, bir akciğer kanseri, bir mesane kanseri kadar değil. Evet. Ama yine de sigara içen kişilerde mide kanseri riski biraz daha yüksek. Yani 1,5-2 kat daha yüksek gözüküyor. Onun dışında midede atrofik gastrit dediğimiz, yine yaşta midenin iç dokusunun silikleşmesi, kaybolması, kalitesinin bozulması ilişkili kişilerde biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Ailevi geçiş çok fazla değil. Evet, ailevi mide kanserleri var ama bunlar hani özellikle ülkemiz için 100 kanser tipinden bir tanesindedir. Yani bir kişinin mide kanseri olması onda riski, yani çocuğumda olur mu diye düşünüyorsa çocuğunda böyle bir risk artışı yok. Yani birinci, ama kendisinde var, babasında da varsa o zaman biraz daha farklı bakabiliyoruz. Bir de genç yaşta gözüktüyse onlarda da biraz daha riskin arttığını düşünüyoruz ama bu çok belirgin bir risk faktörü değil. Bir de tabii korunmayla ilgili faktörler var. Yani şunu görüyoruz ki vitaminden zengin, yani taze sebze meyve tüketimi arttığı zaman bu risk azalıyor. Bunun özellikle mide kanseri riskinin dünyada azalmaya başladığı bir periyot var. 50'lerden sonra bir azalma periyoduna girmiş ve şu an stabil seyreden bir periyotta. Bunun da en önemli sebebinin buzdolabının rutin hayatımıza girmesi olduğu düşünülüyor. Çünkü yiyecekleri daha taze korumak, daha taze yemek mümkün olmuş. Çünkü öbür türlü saklamak için değişik işte kurutma vesaire gibi yöntemlere, biraz daha kanserojen olabilen yöntemlere başvurmak gerekiyordu. Onun için en önemli faktörlerden bir tanesi bu diye söyleniyor. Olumlu yönde yani bundan bahsedebiliriz. Evet, taze sebze meyve tüketimi, C vitamininden zengin beslenmenin bu riski biraz azalttığı dünyada kabul ediliyor. Çünkü olumlu olarak bunu söyleyebiliriz diyorum. Yüz güldürücü bir sonuç bu. Genelde beslenmeden bahsettiğimizde hep olumsuzluklardan konuşuyoruz ne yazık ki. Hem toplumumuz için hem de dünya adına. Bu sağlıksız beslenme de tamam Avrupa ülkelerinde biraz daha az görülüyor dedik ama beraberinde bazı riskleri getirmedi mi hızlı beslenme? Tabii şimdi bizim mide kanseri açısından, yani mide kanserinin özellikle çıkış kısmında, midenin çıkış kısmında, orta kısmında yerleşen bir kanser tipi var. O da bunları sağladı. Bu Avrupa'da az gözüküyor. Evet. Ama midenin girişinde yerleşenler Doğu toplumlarına göre daha sık gözüküyor. Bunun da temel sebebi ağır hayvansal yağlı gıdalardan beslenmenin artışı. Çünkü bu reflüye sebep oluyor. Reflünün de çok yani kontrolsüz, özellikle reflünün de buradaki yerleşen kanser tipinde bir artışa sebep olduğu düşünülüyor. Bu tabii mücadele açısından daha da sıkıntılı. Tabii bu tür beslenme, yani batı tipi beslenme dediğimiz işte bekletilmiş, kuru şey edilmiş hazır gıda tüketiminin artışı mide kanseri açısından olmayabilir ama yani çok, ama diğer kanser tipleri açısından ciddi bir, özellikle kalın bağırsak kanserlerinde riski artışında önemli bir faktör olarak gözüküyor. Yani mide rahatsızlıkları da aslında önemli uyarıcılar. Önemli uyarıcılar, bu tanı açısından çok önemli. Evet. Şimdi mide ile ilgili problemler herkeste hemen hemen az çok oluyor. Çok sık görülen bir şey. Yani gastrit, işte hafif yanma, ekşime vesaire. Çok sık görülen bir şey. Yani kime sorsanız mutlaka hayatının bir döneminde karşılaşmıştır. Mide kanserindeki temel sıkıntı bu. Şikayetler çok örtüşebiliyor. Yani bir kişideki bu işte hazımsızlık, yanma, ekşime mide kanserinde de aynı şikayet oluşturabilir. Normal hiçbir şey olmayan kişide de oluşturabilir.
Temel bizim sıkıntımız, yani tanısal anlamdaki sıkıntı buradan başlıyor. Tabii bunu belki konuşabiliriz. Hı hı. Nasıl ayıracağız, nasıl evet, tanı koyacağız, nasıl kişiler dikkat edecek. Evet, kırmızı alarm ne peki? Evet, evet. Alarm bulguları var. Evet. Şimdi mide kanserinin klasik bir takım belirtileri var. Yani şimdi şöyle anlatayım. Mide büyük bir organ. Yani içi boş bir organ. Onun için bu midedeki bu kanser büyüyünceye kadar, belirgin bir kitle haline gelinceye kadar çok tipik semptomlar, bulgular vermeyebiliyor. Onun için de kişiler benim bir şeyim yok. Bir tane tazit aldım, bir tane şey aldım, şikayetim geçti deyip daha evet, uzun süreye hastaneye başvurularını yayabiliyorlar. Bir de diyor ki benim geçmişte de böyle şikayetlerim oluyor, bu da benziyor vesaire deyip iyice uzatabiliyorlar bu süreci. Şimdi biz baktığımız zaman temel bize başvuran hastalarda ne görüyoruz? İştahsızlık, kilo kaybı, bulantı, kusma ama önemli bir şey hazımsızlık dediğimiz bir şikayet. Biz bunu dispepsi diye tanımlıyoruz ki hafif sindirimde gaz olması, midemde hafif ağrılar, yiyorum biraz böyle sindiremiyorum gibi şikayetlerle hastalar gelebiliyor. Onun dışında ileri evrelerin şikayetleri var. Yani karında şişkinlik, boyunda lenf bezleri, kanama, yani ağızdan büyük abdestle ilgili kanama, bunlar hep ileri evrenin şikayetleri. Bizim temel sıkıntımız hafif şikayetler olduğunda bunu tanıyı koyabilmek. Bunu nasıl tanı koyacağız? Evet, kişi özellikle belli bir yaşın üstünde. Çünkü biz bunu genellikle 40-50 yaş, yani pik yaptığı yaş 60'lar civarı yani sıklık açısından. Nasıl tanı koyacağız? Nasıl şüphelenecek kişiler? Hı hı. Sizin 10 senedir bir takım şikayetleriniz var. Veya geçmişte de vardı. Ama bir süredir bu devam ediyor. Yani bir ilaç aldığınızda geçen şikayetiniz 3 aydır, 5 aydır hiçbir şey yok. Yani kullanıyorsunuz, geçmiyor. O zaman bir alarm zillerinin çalması lazım. Bu hasta açısından da öyle, doktor açısından da öyle. Yani başvurduğu zaman, çünkü o kadar çok gastritli hasta var ki birçok kişi de doktor da tanıya tedaviden gidebiliyor. Yani bir mide ilacı yazıyor, gönderiyor hastayı. Şikayetleri geçerse sıkıntı yok. Geçmezse veya biraz ötelenirse sıkıntı büyüyor. O zaman biz ne yapacağız? 50 yaş civarında kişilerde yeni başlamış mide problemleri varsa, yani hazımsızlık, ekşime, arada bir iştahsızlık varsa bu kişiye mutlaka ve mutlaka endoskopi yapacağız. Yani bizim tanı koymamızın temel sebebi midenin içine ışıklı bir aletle endoskop dediğimiz bakmamız. Bu yapılmazsa erken tanı vesaire koymamız mümkün değil. Yani dışarıdan bir şeyle bu tanısını koyamıyoruz. Ama direkt olarak tanıyı koyan direkt bir yöntem koyuyoruz. Var. Evet. Onun dışında yani sizin gittiniz doktora veya kendiniz bir mide ilacı aldınız. Aldınız ama şikayetleriniz çok da geçmedi. Yani. O zaman yine bir endoskop bir yaptırmakta fayda var. Yani evet, endoskopla ilgili bizim temel sıkıntımız geçmişte yani çok konforsuz yapılabiliyordu. Yani hastalar uyutulmadan vesaire. Bir de endoskopiye ulaşma sıkıntısı vardı. Yani çok fazla endoskopi yapan kişi yoktu. Örneğin koca Bursa'da bile 2-3 kişi yapabilirdi. Alet o kadardı. Ama şimdi çok fazla, yani şu an ilçelerde de her yerde çok fazla yapılabiliyor. Kişilerin endoskopiye ulaşma oranları, olasılıkları çok arttı. Bir de konforlu yapılıyor. Yani evet, uyutuluyor, sedasyonla hiçbir şey hissetmiyor hasta. Eskiden korkuluyordu galiba endoskopiden. Eskiden çok korkuluyordu. Hala evet, öyle bir korku hala var. Hala o endişe var. Tabii rahatsız edici bir şey. Ben de mesela öğrenciyken böyle bir işlem yaptırdım kendime. Anestezisiz yapıldı. O zaman öyleydi çünkü. Evet. Çok fazla kullanılamıyordu bu ilaçlar. Çok rahatsız edici bir şeydi hakikaten. Sıkıntılı bir işti. Onun için herkes geri adım atıyordu. Evet. Ama şimdi günümüzde şimdi öyle değil. Yani şimdi gerçekten son derece konforlu yapılıyor. Yani üniteler konforlu, aletler gelişti. Anestezi altında sedasyonla yapılıyor. Onun için çok fazla korkulacak bir şey yok. Yani şüphelendiği an yani evet, her yerde de ulaşmak mümkün. Yani bugün hemen küçük, orta, büyük her hastanede çok rahat endoskopi yapılıyor. Ki zaten bu saydığımız belirtiler mevcutsa evet, herkes evet, yaptırmak evet, zorunda. Yani bunu. Evet, evet. Erken teşhis edilebilmesi yani için. Bizim için tabii çok önemli. Yani birazdan belki tedavide de bahsederiz. Erken tanı koyarsak çok işler değişiyor. Evet. Tedavi kısmına geçecek olursak o zaman bu erkenden tanı konduğunda ya da geç kalındığında tabii ki o zaman evet, tedavi değişiyor. Evet, evet. İşler değişiyor dediğinize göre nasıl ilerliyor tedavi süreci? Şimdi şöyle bir kere önce bizim bir tanı koymamız lazım. Yani bunu da endoskopi dışında bir yöntemle yapmamız mümkün değil. Yani diğer tanı metotları, işte kan tahliliyle yapılacak bir tanı şeyimiz yok. Yani öyle bir evet, tanısal şeyimiz yok.
tomografi, MR, PET vesaire bunlar hep endoskopiye yardımcı tanı metotları. Endoskopiyle işte orada şüpheli bir alan varsa oradan bir dokudan biyopsi alıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Zaten tecrübeli bir endoskopist endoskopi yaparken onun tanısını hemen hemen koyuyor. Tabii dokuda alınan parçayla doğrulanması çok önemli. Yani yasal ve etik açıdan da önemli. Yani sadece görerek tanı koymuyoruz. Evet. İki işlem bir arada olmuş. Aynı anda yapılıyor tabii. Orada. Yani, evet. Yani bu endoskopist buradan parçayı alıyor, gönderiyor patolojiye. Tanısı o şekilde konuyor. Evet. Arkasından tedavi başlayacağı zaman işte bu bizim evreleme açısından. Yani bu kişinin tedavisi bundan sonra nasıl gidecek? Cerrahi mi gidecek? Başka bir yöntem mi denenecek? Onun için tomografi en sık kullanılan metot. Bu yaptığımız zaman tümör midede mi? Çevrede dokularda var mı? Karaciğer durumu nasıl? Başka organlarda görülüyor mu? Ona bakıyoruz. Hı hı. Onun dışında MR veya PET'in çok fazla şeyi yok. Yani bize çok tedavi yönlendirmede çok fazla faydası olmuyor. Hı hı. Ama PET'in şöyle bir şeyi var. Eğer tomografide tümör çok lokalize değilse, başka yerlerde de şüpheli alanları varsa onları saptama. Eğer ilaç tedavisi vesaire alacaksa hasta, o ilaç tedavisinin etkinliğini değerlendirmede önemli bir yeri var. Ama tanıda çok çok şey yok. Yani daha çok evrelendirme, tedavi başarısını değerlendirmede rolü var. Hı hı. Tabii bizim öncesinde endoskopi, tomografi çok çok gerekiyorsa PET'le bu şeyi tümörü tanıyıp evrelendirdikten sonra tedavisini ona göre yönlendiriyoruz. Çünkü bizim elimizde iki şey var. Bunlardan bir tanesi erken mide kanseri diyoruz. Yani evet. Erken mide kanseri derken bizim bir tanımız var. Midenin en içinde yerleşmiş. Yani midenin duvarını şöyle tanımlarsak en iç dokusu diyoruz. Mukoza dediğimiz bir doku var. Kas tabakası var ve çevresindeki en dışında yine onu sınırlayan bir doku var. En iç kısmında yerleşmiş, daha henüz duvarın birinci tabakasını aşmamış tümörlere erken mide tümörü diyoruz ki bunlar da bizim baktığımız zaman 5 yıllık yaşama oranı hastaların %95 ile %100 arasında değişiyor. Tedavi de çok değişiyor. Ama duvarı taştığı zaman, tümör büyüdüğü zaman, çevredeki lenf bezlerine yayılım yaptığı zaman o zaman işin rengi değişiyor. Biraz daha iş zorlaşıyor hasta açısından da bizim açımızdan. Hı hı. Genelde o duvarı aşmışsa mı cerrahi gerekiyor? Ya şimdi tam tersi şöyle ikisi de olabiliyor. Biz de şunu da söyleyeyim. Yani mide kanseri maalesef ülkemizdeki erken mide kanseri dediğimiz olgu sayısı, yani birinci tabakada yerleşmiş olgu sayısı 100 kanserden %5 ile 10'u. Yani yani 5-6 ile 10 arasında evet, değişik merkezlere göre değişiyor. Bu oran Japonya'da ve Kore'de %60-70'lerde. Oradaki yani, fark evet, çok büyük. Evet. Avrupa'da çok %15 ile 25 arasında değişiyor. Bu tabii sıkıntılı bir durum. Niye böyle peki? Belirtilerde gitmiyoruz herhalde biz. Biraz öyle. Peki. Yani evet. Yani erteleme çünkü durumu. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar endoskopinin yaygın yapılabildiği bir yerde daha fazla sayıya ulaşmamız evet. lazım. Tabii Japonya ve Kore'nin durumu biraz farklı. Onlarda bu konuda ciddi bir tarama programı var. Risk veya sıklık yüksek olduğu için sağlık otoritelerinin yürüttüğü bir tarama kampanyaları var. Onlarda bütün yaş grupları, belki bütün ülke sürekli bu konuyla ilgili taranıyor. Bilgilendiriliyor, taranıyor. Evet, çok rahat ulaşabiliyor kişiler. Onlarda değişik işte basit tanı metotları var. İlaçlı röntgen filmi, arkadan endoskopi çok kolay yapılabilen ince endoskoplar var. Sadece tarama için yapılıyor ve bütün toplum sürekli taranıyor belli yaş grubu. Onun için de çok erken yakalanabiliyor hastalar. Bizde tabii böyle bir tarama programı yok. Olmalı mı? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü çok orası yani Japonya ve Kore kadar çok sıklı yok. Çok o zaman da ciddi bir ekonomik kayıp oluyor. O zaman ne yapacağız? Kişilerin endoskopiye ulaşmasını, sağlık çalışanlarının, doktorların hassasiyetini arttıracağız. Yani daha fazla endoskopi yapılacak. Daha yani şu anki rakamın belki 4-5 katı endoskopi yapacağız hastalara. Evet. O zaman erken yakalama oranlarımız biraz daha yükselecek. Hı hı. Bu nedenle de bu konuyu dile getirmek, evet, çok önemli. Belki de bizim içimizden en önemli kısmı bu. Kesinlikle. Yani çünkü erken tanıdıktan sonra tedavi hem kolay hem çok başarılı. Hı hı. Burada nasıl değişiyor peki? Şöyle söyleyeyim. Erken tanıda da yani erken tanınan hastaların da tedavisi değişkenlik gösterebiliyor.
Şimdi ana tedavi cerrahi. Yani mide kanserinin hangi evrede olursa olsun belli evreler dışında ana tedavisi cerrahi. Cerrahiyle işin belki de %80'ini 90'ını yapıyoruz. Yani diğer tedaviler ona biraz daha yardımcı ve destekleyici oluyor. Çok erken tümörleri de iki gruba ayırmak lazım. Hani böyle dinleyenler anlasın diye söylüyorum. Çok erkenin, çok çok erkenin daha da var. Yani birinci tabakanın daha en başında olanları var. Bunları tabii hem endoskopiyle hem de özel endoskopiyle yapılan ultrasonlar var. Onlarla tanıyoruz. O zaman mesela sadece endoskopla o bölgenin çıkarılması yeterli olabiliyor. Tabii çok iyi ayırt etmek lazım hastaları. Ya da bu hastalarda kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemle ameliyatlar gündeme gelebiliyor. Kişinin ameliyat sonrası ağrısı daha az oluyor, daha hızlı iyileşiyor, daha çabuk hayata dönüyor. Bunlar mümkün olabiliyor. Ya da açık cerrahi ile midenin belli kısmının çıkartılması yeterli oluyor. Ve ekstra bir tedaviye ihtiyaç duymuyor bu hastalar. Tabii bizim bu şeyin erken olup olmadığını biz klinik olarak tanıyoruz ama tabii çıkarttığımız parçanın da patolojide ayrıca incelenmesi de bir derecelendirmeyi, evrelendirmeyi sağlıyor. Bu aşamayı geçmiş hastalarda yine cerrahi söz konusu. Yani biz şöyle söyleyeyim, mide kanserlerini evre 1'den 4'e kadar sınıflıyoruz kabaca. Evre 1 en erken olanı, evre 4 en ileri olanı. Bunu neye göre sınıflıyoruz? Mide duvarındaki derinliğine, yani 1, 2, 3 diye sınıflarsak içten dışa doğru, hangi tabakaya geçmiş ve çevredeki lenf bezlerinin tutulumuna göre. Ayrıca bir de çevre organlara, karaciğere, karın içine yayılımı olabiliyor. Bunları da 4. dereceye kadar sınıflayabiliyoruz. Şimdi genellikle 1, 2, 3'te cerrahi tedavi uyguluyoruz. 4'te eğer karaciğerde vesairede bir yayılım varsa ve cerrahi olarak çıkarabileceğimizi düşünemiyorsak o zaman diğer ilaç, ışın gibi tedavi seçenekleri gündeme gelebiliyor. Ama 2 ve 3'te de biz yani cerrahiyi ön plana alabiliyoruz. Evet. Bugün tabii bir takım tanı ve yaklaşım metotlarında bir takım değişiklikler var. Yani eskiden bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bile biz ilacı ve ışın tedavilerine daha az başlıyor. Ama onlarda da çok büyük gelişmeler ve çalışma sonuçları ortaya çıkınca bazen öncesini alabiliyoruz. Yani tümörü biraz küçültelim, daha az sayıda tümör hücresi kalsın ortada, başarı şansı artsın diye öne de bazen alabiliyoruz. Bu tabii hastaya göre değişebiliyor, tümör evresine göre değişebiliyor. Bir de tabii ki bir onkologla yani multidisipliner dediğimiz çalışmayla bu mümkün. Onlarla da oturup konuşmamız, tartışmamız hastanın durumunu gerekebiliyor. Bu az önce çok çok erken evreden bahsettik ya, bu nasıl oluyor peki? Nasıl mümkün oluyor? Şans eseri mi denk geliyor? Şimdi, evet. Belirtileri ortaya çıkmış oluyor mu çok çok şimdi erken evrede? Şimdi şöyle, çok çok erken evreyi tanı koymanın şeyi genellikle açık konuşmak lazım. Şans. Yani Türkiye'deki %5-6 rakamı rastlantısal, dediğimiz olasılıksal bir rakam. Yani özel bir tanı tarama metodu kullanmazsanız dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin %5-6 rakamını elde ediyorsunuz. Bu istatistiğin bir sonucu. Uğraşırsanız bu rakamı yükseltiyorsunuz. Yani kişinin yani genellikle dediğim gibi çok büyük bir organ olduğu için ve şikayetleri çok örtüştüğü için diğer hastalıklarla birçoğunda tesadüfi koyuyoruz. Yani ya doktor ya kişi endoskopiye kendini zorluyor veya yap diyor. Veya genellikle bizde şöyle oluyor, bu kişiler de biraz daha ileri yaşlı, aspirin kullanıyor vesaire kullanıyor. Aldığı zaman bir kanama şikayeti oluyor, tesadüfi aspirine bağlı, ya bir endoskopi yapalım deniyor, rastlantısal yakalıyoruz. Yani özel olarak bir tarama yöntemi olmadığı için bizde genellikle rastlantısal bizdeki şey. Dediğim gibi ancak şeyle bu işin olması lazım, yani kişinin şikayetleri var, şikayetleri değişkenlik gösteriyor. Yani bu gastrit benzeri şikayetleri basit tedavilerle geçmiyorsa mutlaka endoskopiye gitmesi şart yani. Belirtileri göz ardı etmemek lazım. Evet. Şu da çok kötü bir şey. İşte zaten ben de bu belirtiler vardı deyip ilerlese de kişi çok fark edemeyebiliyor herhalde bunu. Evet işte diyorum o nokta yani çok kötü. Uzun süredir var. Bir değişkenlik oldu. Yani ya eskiden benim şikayetim bir şey yiyince geçerdi. Şimdi geçmiyor. Evet. Veya bu eskiden böyle değildi, biraz daha değişti
dendiği noktada mutlaka gitmek lazım. Veya bir ilaç alıyordum, geçiyordu, artık pek de geçmiyor dendiği noktada mutlaka gitmek lazım. Veyahut hiç şikayeti yokken ortaya çıkmışsa, örneğin 50 yaşında bir kişi hiç o yaşa kadar bir gastrit benzeri, böyle hazımsızlık, yanma, ekşime şikayet olma birden çıktıysa, bu kişiye mutlaka bizim endoskopi yapmamız şart. Yani. O zaten getiriyordur herhalde birden çıktığında. Genellikle ama bizim yani vatandaşta tabii ki yani halkımızda bir takım ilaçları kullanma veya bitkisel ilaçlara veya bitkisel tedaviye başvurma şeyi çok olabiliyor. Yani karbonat içtim geçti, o otu yedim geçti. Tamam da yani adını koymak lazım. Kanserde aslında bu bahsettiğiniz konu da çok önemli sanıyorum. Kanserde ve mide kanserinde de herhalde bu yola çok başvurulabiliyor. Bu yani bunu aslında bence evet bir uyarı açısından yapmamız lazım ama bunun çok fazla konuşmanın da bir alemi yok. Yani bilinen metotlar ve bilimsel metotlar dışında yok yani böyle bir şey yok. Yani boşu boşuna tedaviyi vesaire şeyi uzatmanın, geciktirmenin, ötelemenin ve durumu daha da kötüleştirmenin bir şeyi yok. Evet. Yani şöyle basitçe bizi böyle şeyler düşünüyor. Yani bu tedavinin etkinliğini, bu tür tedavilerini bilsek biz doktor olarak niye bunu kullanmayalım? Aynen, yani bunu hemen tıp, modern tıp bunu kendi içine alıyor zaten. Eğer çalışma sonuçları varsa, sonuçlar olumluysa bunu tıbbın dışında tutmanın anlamı yok. O zaten işin içine girer. Bu nedenle bir uzmandan, hekiminden durum nedir, tedavi ne şekilde olmalıdır öğrenmek şart oluyor. Cerrahi tedaviye biraz giriş yaptık. Evet. Bununla beraber ya da bunun sonrasında uygulanacak olan yöntemler neler oluyor? Şimdi, ve cerrahi korkulacak bir yöntem midir diye de sorayım. Hep merak ediyorum. Şimdi tabii ki ameliyat ameliyattır. Biraz yani endişe edilebiliyor. Herkes ediyor. Endişe eder yani. Tabii. En basit cerrahi girişimde, hatta hastaneye girerken bile bir kişilerde bir ansiyete, bir gerginlik olur. Bu gayet normal bir şey. Ama başka bir tedavi yöntemimiz yok maalesef. Evet. Yani keşke olsa bir ilaç versek de bu iş tamamen düzelse. Yok, ameliyat tanı konduğunda hastaların büyük bir çoğunluğunda şart olan bir seçenek. Şimdi ameliyatta dediğim gibi evresine göre yapacağımız işlemi değiştirebiliyoruz. Açık cerrahi, kapalı cerrahi, sadece belli bir kısmının çıkartılması. Ama genellikle bize gelen hastalarımız evre 2, maalesef 4'e kadar çıkan hasta şeyi var. Onun için tedavi genellikle bizde açık cerrahi oluyor. Ne yapıyoruz? Tümörün bulunduğu yere göre ve sınırlarına göre midenin bir kısmını ya da tamamını çıkartıyoruz. Eğer koruyabilirsek bir kısmını korumayı tabii istiyoruz. Çünkü yaşam kalitesi açısından bir miktar da olsa etkisi var. Evet. Ama onun dışında önemli bir nokta var. Midenin çevresinde belli lenf beze dediğimiz, halk arasında boynumuzda vesairede çıkan halkın bildiği yöntemi, lenf bezleri var. Bunların usulüne uygun bir şekilde çıkartılması lazım. Yani eğer bunları usulüne uygun bir şekilde çıkartılmazsa tedavisi eksik ve yarım kalır. Cerrahi tedavisi. Şimdi yapılan bu konuda çok çalışma var. Biz ne kadar lenf bezini çıkartalım cerrahiden, yani cerrahi açısından bahsediyorum. Şimdi biz de onu kabaca 1, 2, 3, 4 diye yani mideden olan uzaklığına göre sınıflandırırsak en azından 1 ve 2 dediğimiz grubu çıkartmak şart. Bu gösterildi. Yani en az hastalara %15-20 gibi bir yaşamını uzatıcı katkı sağlıyor. Bugün birçok bu konuda expert olan, birçok deneyimli cerrah merkez bu şekilde yapıyor. Yani midenin tamamını ya da bir kısmını çıkartmayla beraber genişletilmiş lenf bezi diseksiyonu diyoruz biz. Onun yapılması şart. Yani mideyi öylece çıkartmakla bu iş tam olmuyor. Hem iyi derecelendiremiyoruz hem de tedavide eksiklik ortaya çıkıyor. Şimdi tabii vatandaş açısından yani bu halkımız açısından bu tür bir tümörle karşı karşıya olan kişi açısından şöyle bir endişe oluyor. Benim midemin tamamı çıkınca ben ne olacak? Yani, yani yaşam kalitem veya mide nasıl sindireceğim? Nasıl bir sonuç olacak? Şimdi midemiz önemli görevleri var ama yaşamsal bir organ değil. Yani ne işe yarıyor? Birincisi sindirime ön hazırlık organı. Yani kişi yediği zaman gıdanın içeriğine göre mideyi belli bir yani gıdaları belli bir sürede tutup onları bir bulamaç haline getirip uygun bir şekilde 12 parmak bağırsağına salıyor. Evet. Bu gıdaları mideden emilimi yok. Yani mideden çok az şey emiliyor. Genellikle ince bağırsaktan emiliyor. Onun için bazı hormonal etkinliği de var. Onun için mideyi aldığımız zaman kişilerde evet bir takım
sindirim, yaşam kalitesinde ufak tefek değişiklikler oluyor ama gıdaların emilimiyle ilgili çok belirgin bir problem ortaya çıkmıyor. Asıl ortaya çıkan şey hacimsel oluyor. Yani küçüldüğü için hacim, bir kısmını da çıkarsak sonuçta midenin 1/4'ünü alıyoruz yani tümör cerrahisinde. Ya da tamamını alıyoruz, getirip oraya ince bağırsaktan bir midesel bir yapı yapıyoruz. Ama kişi tabii en önemli sorun erken doyuyor. Yani hacimsel küçüldüğü için şu kadar yediği zaman şişkinlik oluyor ve doyuyor. Daha fazla yiyemiyor. O zaman tabii kişinin yapacağı belli şey var. Bunun özellikle bu adaptasyon sürecinde, alışkanlık sürecinde az ve sık yemesi şart. Bazı vitaminleri, besin desteklerini alması şart. Yani yediğinin yarısını, 1/3'ünü ye. Ama 2-3 saat sonra bir daha ye. Onun için genellikle bu kişilerin hani bizim veya diyetisyenin kontrolünde olması beslenme destekleri açısından iyi oluyor. Ama biz şöyle tanımlıyoruz. Yani eğer tedavi bittikten sonra tamamı midenin alınsa da atıyorum masa başında çalışan bir insansan aynı işe geri dönebilirsin. İnşaat işçisinden işini yapabilirsin. Yani midenin tamamının alınması bizim sağlık sistemimiz mesela mahallen emeklilik şeyinde değil. Yani o kişi normal hayatına, dönebilir. Evet, beslenme ve şeyle ilgili bir takım yaşamsal değişiklikler olacaktır. Ama normale yakın bir hayat sürer. Evet, ki bu da sağlıklı beslenmeye, sağlıklı bir yaşama belki de ona geçer galiba, yani. Evet. Değil mi? Mesela bu tür kişilerin kilo alma olasılıkları hemen hemen çok azdır. Evet, benim hastalarım açısından tamamını almışım midemin geliyor mesela yıllar sonra ben hala 1,5 porsiyon döner yiyebiliyorum diyenleri de var ama bunlar çok uç örnekler. Yani çok az hastada bunu görüyoruz. Genellikle bir erken doygunluk oluyor, çok fazla kilo alamıyorlar ama bizim açımızdan kilonun çok çok bir önemi yok. Biz hep diyoruz yani önemli olan kas kitlesinin korunması. Tüm sağlık şeyinde böyle. Yani kişinin gözleri parlıyorsa sıkıntı yok yani. Zayıf da olsa bir problem yok. Yani önemli olan kas kitlesinin korunması. Onun için beslenme desteği önemli tabii. Burada peki ameliyatın sonrasında zaten beslenme bir şekilde bu hali alıyor kişinin hayatında. Bu yaşam tarzıyla ilgili başka nelere dikkat etmek gerekir ya da beslenmeyle ilgili nelere dikkat etmeli, nasıl olmalı? Şimdi beslenme ayrı bir şey. Yani bu ameliyatı yaptık. Ameliyattan sonra parçayı inceledik. Bir evre belirledik. Bundan sonra nasıl bir tedavi görecek? Görecek mi, görmeyecek mi? Takip edilmeli mi? Takip nasıl olacak? Ona bir karar veriyoruz. Şimdi beslenme ayrı bir konu. Diyelim ki hiçbir tedaviye gerek olmadı. Bu kişiyi nasıl besleyeceğiz? Yani beslenmesi dediğim gibi az az sık sık yiyecek. Hemen hemen her şeyi tüketebilir. Yani gıdada hani şunu yeme, bunu yemeden ziyade hacim olarak dikkat et. Artı çok ağır, yani onları zaten bu kişiler tüketmiyor. Bunları tüketme. Bir de rafine şeker diyoruz. Yani şerbet türü gıdaları tüketirken dikkatli ol. Yani çünkü hızlı emiliyor. Bunların içindeki şeker ve ani kan şekeri yükselmelerine, düşmelerine sebep olabiliyor. Bunları dikkatli tüket diyoruz. Onun dışında da bir şey söylemiyoruz. Bir tek midenin, mide asidinin özellikle B12 vitamini emiliminde önemli bir rolü var. Bu kişilerde uzun dönemde B12 vitamin eksikliği ortaya çıkabilir. Onun için de ayda bir, iki ayda bir B12 desteği veriyoruz. Ve sürekli bunları eğer başka bir tedavi görmeyecekse vitamin değerlerini biz takip ediyoruz. Bazen ekstra kalsiyum, B vitamini eklemek gerekebiliyor. Dediğim gibi az az sık sık yemek dışında çok özel bir şeyimiz yok. Bazen bu kişilere özel hazırlanmış ürünler var. Beslenme destek ürünleri. Bunlardan verebiliyoruz. Onun dışında bu kişilerin evresi belirlendikten sonra bir grup hastaya da biz ilaç ve ışın tedavisi için onkolog arkadaşlara gönderiyoruz. Onların uygulanması gerekiyor. Tabi bu süreçte zaten ameliyat biraz kişiyi yıpratıyor. Bir de ekstra böyle bir tedavi geldiği zaman tabii ki onların da bir takım etkileri olabiliyor. Burada beslenme daha da önem arz ediyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün günümüzdeki onkolojik tedaviler de çok gelişti. Yani dediğim gibi bundan 10-15 yıl önce çok daha fazla yan etkili, çok daha sıkıntılı süreçler yaşanırken bugün çok daha konforlu halde. Onun için bizim için önemli. Yani yaşam tarzı süresini uzatmak, tekrarlamasını azaltmak için bu eğer öyle bir karar verdiysek evet ameliyat en önemli şey ama
bunların yani onkolojik tedavilerin de son derece olumlu katkıları oluyor. Mutlaka bu tedaviye de sonuna kadar katılmaları şart hastaların. Çünkü bazen yarıda kesme durumları oluyor bir takım etkilerden dolayı. Bu da tabii tedaviyi başarısını etkiliyor. Evet. Bunları hangi durumda ya da hangi aşamalarda gerek duyuluyor? Diğer şimdi, tedavilere, ışına, ilaca? Temel olarak bakacak olursak lenf bezi tutulumu varsa, yani incelediğimiz şeyde lenf bezlerinde tutulum varsa yönlendiriyoruz. Evet. Bazen lenf bez tutulumu olmasa da başka risk faktörler, mesela genç hasta, hani bazı özel risk faktörleri var patolojik piyesinin incelenmesinde ortaya çıkan. Bunları da yönlendirebiliyoruz. Biraz yalnız burada hani böyle %50-%50 kalıyoruz. Biraz kişiye de bırakıyoruz. Ama temelde lenf bezi tutulumu olduğu noktada biz bu hastayı diğer seçeneklere de gönderiyoruz. Bunun şöyle bir anlamı var. Yani bu lenf bezine çıktıysa, yani midenin duvarından lenf bezine yayılım gösterdiyse, diğer çevre dokularda veya başka dokularda da mikroskobik düzeyde olma olasılığı var. Bunları ortadan kaldırmamız lazım bizim. Bir de tabii ameliyat edemediğimiz bazı hasta gruplarımız var. Yani tümör büyümüş, çok büyümüş. Çevredeki organları tutmuş, karaciğere gitmiş. Bunları da yönlendiriyoruz. Bunların içinden bazı hastalarımız bize geri dönüyorlar. Tümör küçülüyor, cerrahiye aday hale geliyorlar. Bu grupları yönlendiriyoruz. Evet, bunların beraberinde aslında yüz güldürücü sonuçlar. Yani şöyle söyleyeyim, hani evet, mide kanseri özellikle geç tanı konulmasından ötürü biraz sevimsiz. Sıkıntı. Yani bir kalın bağırsak kanserinden biraz daha sıkıntılı, biraz daha zor ama yani benim kendi şahsi hastalarım arasında hani ya çok ileri bu dediğimiz ama tedavisini çok iyi yapan hastalar için yani 10 yıldır, 15 yıldır hiçbir sorunsuz yaşayan çok hasta var yani. Hastaya da görev düşüyor çok fazla. Evet, onun için yani hani burada böyle bir negatif hava yaratmak doğru değil. Umutsuz olmak hiç doğru değil. Herkesin tedavisi, tümörünün davranışı, kendi biyolojik davranışı farklı. Onun için bunu kişiye göre değerlendirmek lazım. Yani benim işte komşumun bir şeyi vardı, o böyle oldu, hemen 3 ayda kaybettik falan demek doğru değil. Yani onun tümörü farklı, herkesin tümörü, evresi vesairesi farklı. Evet, direkt olumsuzu düşünmemek lazım. Evet. Herkesin kişiye özel yaşadığını bilmek lazım hastalıkları. Peki atladığımız nokta yoksa önlemek adına yapabileceğimiz şeyler var mı? Ve bu bahsettiğimiz tarzda uyarılarımız varsa eğer izleyicilerimize onları da yapalım geç kalınmaması için. Birincisi yani dünya hani genel anlamda söyleyeceğim. Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği klas 1 dediğimiz bir kanserojen madde var. Sigara. Yani bu sadece şimdi bakın erkeklerde bir numaralı kanser ülkemizde akciğer kanseri. Kadınlarda da çok yükseliyor. Sebebi de en şey mide kanseri için de risk faktörü. Onun için bunu mutlaka hayatımızdan çıkartmamız şart. Yani tamam çok böyle sıkıntılı kişisel şey gibi gözüküyor ama çok ciddi bir sağlık destek faktörü. Alınabilir. Birincisi alınabilir yani bunu çözmek şart. Yani sadece kanserde de sebep olmuyor. Yani ciddi bir şey. Kalp hastalıklarına, ulaşım hastalıklarına, akciğer hastalıklarına da sebep oluyor. İkincisi taze sebze meyve tüketimini mutlaka arttırmamız lazım. Yani bu şart. Özellikle kurutulmuş, dumanda kurutulmuş, iste kurutulmuş, salamura, pastırma tarzı gıdalardan olabildiğince uzak durmak lazım. Yine sadece mide bazında konuşmuyorum. Aşırı yağlı hayvansal gıdalardan da biraz uzak durmak lazım. O da sadece mide değil, kalın bağırsak kanseri açısından da risk faktörü oluşturuyor. Onu da biraz ötelemek lazım. Bir diğer önemli faktör, yaşamımıza mutlaka egzersizi sokmamız lazım. Yani bunu illa her gün çıkayım, 10 kilometre koşayım anlamında söylemiyorum. Günde belli sayıda adımı atmak, belli bir hareket ritmini elde etmek çok önemli. Bunun da ciddi koruyucu faktörü var. Bir de dediğim gibi eğer midenizde yeni oluşmuş veyahut eskisinden benzeri olmayan, değişik karaktere bürünmüş midede yanma, ekşime, hazımsızlık gibi bir şikayetiniz var, mutlaka doktorunuza başvurun ve mutlaka endoskopi yaptırın. Peki diyelim ve sonlandıralım bu güzel bilgilerle ve uyarılarla. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.